Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Saat tam 4. 4'te size merhaba diyebiliyorum. Eşim saat 3.10 kala şey olacaktım. Ondan sonra oturdum, bir kahve içtim. Biraz yine Instagram işlerim vardı. İşte linkler, DM'ler, yorumlar, onlara cevap verdim. Orayı da boş bırakmak olmuyor. Şimdi artık temizlik işine girişeceğim. Şöyle balkonu falan boşalttım. Masayı kaldırdım. Artık mutfağı da toparladım. Mutfakta şöyle sandalyelerimi topladım. Bir yandan şöyle patates haşladım. Bir tane büyük. Bundan size sonra akşam derken işte 2 saat sonra 6-6.30 gibi çok güzel bir salata tarifi vereceğim. Günlerde böreklerin yanında, sigara böreğinin yanında, işte gül böreğinin yanında kendini çok güzel yedirten, kime yaptıysam tarifi almadan gitmediği bir salata. Ay, saç başta iyice dağınık. Vallahi bu sabah saçımı bile taramamışımdır, Allah bilir. Eşler evde olduğunca bir de saat 10.30'da uyandık. Kahvaltı falan, kahvaltı telaşı. Bizde şey, sanırsınız savaş çıktı. Öyle. Oğlum masayı kurmaya yardım ediyor. Eşim ocağın başında. Ben bir yandan işte domates doğra, patates soy, bilmem ne. Hızlı hızlı hareket ediyor de böyle. Herkes acıkmış oluyor. Neyse, şuraya geleyim, salataya geleyim tekrardan. Nereden mutfağa gittik onu bak şimdi hatırlamıyorum. Salata, günlerde herkesin tarifini almadan gittiği bir salata tarifim var. Aynı zamanda diyet menünüzde de çok rahat yiyebileceğiniz, tabii ki her şey olduğu gibi onu da ölçüsünü kaçırmadan yiyebileceğiniz bir salata. Patates var çünkü içinde. Şimdi ben bu sabah çok küçücük, şöyle yuvarlak yuvarlak dün fileden baget ekmek almıştım. O baget ekmekleri bilirsiniz şu kadar kalınlıkta. Ondan iki tane, iki küçük beli parmak kalınlığı iki küçük dilim ekmek yedim. Sırf bu akşam patates yiyeceğim diye. Patates kızartması falan var kahvaltıda. Onlara hiç dokunmadım. Şeyde yiyeceğim için, akşam yiyeceğim için. Onunla birlikte patates salatasının tarifini vereceğim yaparken. Hafif patatesimi haşladım. Onunla birlikte bir de şöyle oğluma et köfte, kendime tavuk köfte çıkardım. Bir de onu yapacağım. Akşam menüm bu. Sabah kahvaltısını sağlam yaptım diye adlandırıyorum kendimi, ekmek yediğim için. Henüz daha acıkmadım. Az önce bir kahve içtim, duble kahve. O biraz açlığım vardı, hafif onu bastırdı. Şimdi saat 4, 2 saatte hızlandırılmış program temizlik yapacağım. Temizlikten kasıt dip köşe temizlik değil. Hani yine dip köşe ama şöyle süpürgeyi açacağım. Artık yatak odasında yatağın bazanın altına kadar her yer süpürülecek. Tabii böyle vitrinleri falan filan çekmeyeceğim. Yine koltukları çekeceğim, yine halıları kaldıracağım. Bunların hepsi olacak. Ama hani vitrinleri çek, işte ne bileyim komodinleri çek, o tarz bir temizlik değil. Süpürgenin girebildiği yerler, öyle söyleyeyim. Süpüreceğim, villadamı yapacağım, yerleştireceğim. Bu kadar. Detaylı temizlik. Öyle çok koltuk vitrinler falan çekilmeyecek. Onları genel bahar temizliğinde yapıyorum ya da işte 2 ayda bir yapıyorum falan. Neyse. Öyle. Şimdi başlayayım ben artık işime, temizliğime. Temizlik bittikten sonra. Temizlik yaparken muhtemelen tripodumu kurmam. Çünkü daha önce de defalarca temizlik videosu koydum. Temizlik yaparken çektim kendimi. Bir de temizlik yaparken tripodu oradan oraya taşı, işte açıyı ayarla, ıvır zıvır falan çok vakit kaybı oluyor. Saat de 4 olmuş. Artık çok vakit kaybetmeden temizliğimi yapayım ki en geç saat 6.30'da yemeğime oturmuş olayım. Geçe kalmamak adına. Yemek olayı geçe kalmasın diye. Öyle bakalım her yeri şöyle topladım. Salon hiç toplu bile değil salonum. Bu bütün koltuk örtüleri kalkacak şimdi. Yıkanacaklar. Oğlum orada oturuyor yine. Her yer darmadan. Bu yastıkları da kaldırıyoruz biz normalde otururken şöyle yukarı koltuk rahat olsun, geniş geniş oturalım diye. Şimdi eşim de çıktı gitti. Böyle boşaltacağım ne varsa. Koltuk örtülerini toplayacağım. Halılar kalkacak falan filan. Artık ben başlıyorum. Nihayet bitti. Çok şükür. Koltuk örtülerimi çıkardım. Şimdi akşam çalıştıracağım onları. Asacağım. Süpürdüm, sildim. Bütün bu halılar falan toplandı. Bir tane fotoğraf çekmiştim Instagram atmak için. Onu paylaşayım böyle toplu halini. Bu halılarımı da, bu ara halılarımı da topladım. Süpürdüm, sildim. Banyoya kadar her yerler bitti şükür. Artık mutfağa geçeyim. Şöyle. Mutfağımı da toparladım. Halısını serdim. Hazırladım buraya malzemelerimi şimdi salata için. Salatadan önce ama çiçeklerimi de masanın üzerine kaldırmadım. Yemek yiyeceğiz birazdan orada oğlumla. Yemekten sonra koyacağım yerine. Şimdi camımı kapatayım da.
kombimi açayım. Şöyle. Bir tık daha 35. Vallahi arkadaşlar bu kış o kadar soğuklar olmasına rağmen, ne kadar karlar yağdı. Trakya'ya çok kar yağdı biliyorsunuz. Kombim 37, 38'i geçmedik. İçeride de termometre var. Odanın ısısı da 24'ten 25'ten aşağıya hiç inmedi. Maşallah diyeyim. Aman ya Rabbim. Bu sene çok güzel ısındık. Hiç sorun olmadı. Doğalgaz faturamız da vallahi 350 lirayı geçmedi. Yanlış hatırlamıyorsam. 350 lirayı geçmedi. Çok güzel bir kış oldu bizim için. Karlı bir kış oldu. Bu kış güzel ısındık. Çok şükür. Geçen kış bu kadar kış olmadığı için üşümedik. Orada sıkıntı olmadı. Ama bu kış çok kar yağdı. Ona rağmen üşümedik. Dedik yani çok kar yağarsa üşür müyüz falan diye. Çünkü önümüz her yerimiz açık, bakın hiç böyle önümüzde rüzgarı kesecek, soğuğu kesecek, bina falan hiçbir şey yok. Ama çok güzel ısındık. Maşallah diyeyim. Neyse ben şimdi tripodumu kurayım. Salatanın yapımına başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyorum. Ne yapacağım ilk önce? Patatesimi rendeleyeceğim. İlk yapmam gereken patatesimi rendelemek. Ondan sonra sırasıyla havucu rendeleyeceğim. Şöyle. Havucumu rendeleyeceğim. Salatalımı rendeleyeceğim. Çok basit bir salata ama o kadar lezzetli ki. Diyorum ya hani böyle günlerinizde, artık pandemiden dolayı günde yapamıyoruz ama işte evde kendi kendinize böreğin yanına çay saati yaparsınız. Kahvaltıya, yani kahvaltıda bile bir börek yaptığınız zaman, sigara böreğidir, gül böreğidir. Kahvaltıya yaptığınız zaman kahvaltıda bile yenebilecek şahane bir salata. Bir tane büyük bir patatesim vardı. Onu haşladım ben. Çünkü eşim de yer derken şu anda evde değil işte ama akşam geldiği zaman arıyor ne yiyeyim diye. Böyle hafif şeyler yiyor, meyvedir falan. Böyle onu da salatadan ayırırız. Yer, oğlum yiyecek. Ben yiyeceğim. Bir de yanına işte köfte çıkardım. Kendime tavuk köfte, oğluma normal et köfte çıkardım. Ben tavuk köfteyi et köfteden daha çok seviyorum. Kendim yapıyorum bile tavuk köfteyi, öyle hazır da değil. Ortaları azıcık çiğ kalmış sanki. Patates biraz daha sert rendeleniyor. Ama tabii yenmeyecek gibi, bembeyaz çiğ de değil. Çok büyük patatesti ya. Şöyle. Bunu şey görmüştüm bir keresinde. Televizyonda bir programda aynı salatayı hiç böyle patatesi rendelemeden çok minnak minnak doğrayıp da yaptılar. Ama bence rendelemek çok daha mantıklı. Şu elimi yıkayayım. Aynı rendede tekrar olaya devam edeceğim. Patatesimi aldım. Kabıma şimdi salatayı, havucu da rendeleyeceğim. Salatayı iki tane rendeleyeceğim arkadaşlar. Salatanın birini soydum. Birini bakın soymadım. Özel bir sebebi yok. Tamamen isteğe bağlı. İkisini beraber soyabilirsiniz. İkisini beraber soymaya da bilirsiniz. İşte ben birini soydum, birini soymadım. Azıcık işin içine renk katsın diye. Gerçileri oturup girecek ama ben cacık yaparken de mesela salatalı hiç soymam. Hani bir algı var. Ki algı değil, gerçektir. Vitamin kabuğunda deriz ya. O vitaminden yararlanmak için cacık yaparken bile salatalı soymam. Bolca bir salata olacak. Patates epey büyükmüş. Artık yarına da kalır. Yarın akşam da yeriz. Hatta kahvaltıya bile çıkarabilirim yarın. Yarın kahvaltıda yine boyoz var. Geçen yapmıştım, çok yağlı demiştim hani size ya. Yağlı mağlı, eşim onu çok sevdi. Çok beğendi. Tekrar aldım 101'den geçen gün. Yarın sabah boyoz yapacağım. Boyozun yanına da çıkarabilirim salatadan. Akşama da kalabilir. Bakarsınız bitmiş de. Eşim çok yerse, oğlum çok yerse. Yani gördüğünüz böyle bir büyük patates, büyük ama kumpurcuk patatesi benimkisi. Ya da iki tane orta boy patates haşladığınızda iki salatalı bir havuç yeterli. Siz ölçüyü yapmak istediğiniz miktara göre, kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Bakın bunu misafirlerinize yapın. Gerçi şu an hani dediğim gibi misafir olayı pek yok ama olduğu zaman yapın. Emin olun çok fazla beğeni alacaksınız. Çok fazla tarif istenecek. Şimdi tekrar elimi yıkayayım. Elimi yıkamadan iş yapamıyorum. Yani şu elle tutmak istemiyorum kesme tahtasını. Elimi yıkayıp devam edeceğim.
Aldım salatalığımı ve havucumu. Şimdi şöyle iki tane taze sarımsağım var. Taze sarımsakla yaparsanız çok daha lezzetli oluyor ve misafirlerinize ikram ettiğinizde çok fazla rahatsız olmamış olurlar. Ben aslında bunu 3-4 sap bile doğrarım ama hadi dedim 2 sap yeter. Tansiyonumu düşürür falan korktum. Bol sarımsaklı daha da seviyorum aslında. Böyle 2 sap taze sarımsağı doğrayacağım içine. Küçük küçük. Dediğim gibi normal diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Ha, şu kadar miktara ne kadar koyarsınız o tamamen isteğe bağlı. Ben normal diş sarımsakla bunu yapsam vallahi 6-7 diş koyarım. Biz sarımsak aromasını çok seviyoruz. Ama siz şey de koyabilirsiniz. İsteğe göre daha az bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Dereotunu da yine aynı şekilde dereotunu da koyarsınız koymazsınız ama dereotu çok yakışıyor. Bence koyun. İnce ince doğrayıp ben dereotunu çok seviyorum çok. Çok seviyorum dereotunu. Eşim çok sevmez ama ben çok seviyorum. Ya ben aromalı şeyleri çok seviyorum. Böyle kokusu olan aromalı şeylerin hastasıyım. Şimdi ben bunu karıştıracağım ama servis kabımı almayı unutmuşum. Acemi YouTuber olarak servis kabını da alayım. Ondan sonra yoğurdunu, tuzunu koyup karıştıralım. Aldım servis kabımı, geldim. Şimdi yoğurdun hiç süzmesine, sulusuna, suyuna hiç bakmıyorum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Bunu da tamamen isteğe bağlı. Çok yoğurdunu bol seversiniz, bol yaparsınız. Daha kuru olsun isterseniz kuru yaparsınız. Tuzunu da ilave edeceğim. Yani ne kadar bu malzemeye? Diyelim ki bir havuç, iki salatalık, iki orta boy patatesten yapıyorsanız bir, bir buçuk su bardağı yoğurt. Öyle söyleyeyim. İlla şey isteyenler olursa ölçü. Daha isteyecek yoğurt. Tamam. Bunu da koyduk. Ben bir tuzunu bakacağım. Biraz karıştırayım. Ayrı bir çatalla tuzuna bakacağım. Tuzu, eğer daha tuz isteyecekse tuz ilave edeceğim. Bakın bugün pazar. Siz şimdi pazar izleyeceksiniz bunu. Evinizde malzemesiniz yoksa bile dereotu her zaman bulunmuyor. Pazartesi alın dereotunuzu. Hele yine akşamına yemeğe çıkarırsanız bunu. Böyle yanında köftedir, ettir olduğu zaman çok nefis oluyor. Ya da dediğim gibi kendinize bir çay saati menüsü hazırlarsanız ona da çok rahat çıkarabilirsiniz. Bu salataya haşlanmış tavuk koyuyorlar. Ben koymuyorum. Yoğurdun içine karışmış olarak istemiyorum tavuk salataları. Tavuk, haşlanmış tavuğu genelde arpa şehriye, makarna salatalarına ilave ediyorum ben. Budur arkadaşlar. Bak kıvam bu. Şimdi şuradan çatal alacağım. Şöyle bir bakayım tadına. Bismillah. Tuzu gayet iyi. Tamam. Tuz istemiyor. Şimdi tabağıma alayım. Tamamdır. Bu kalanı da şimdi biz bunu oğlumla yeriz. Kalanı da bir saklama kabına, buzdolabına. Şöyle hemen kaşıkla şekiller verebilirsiniz. Sonra bunu arkadaşlar şurada bakın ceviz ayıkladım. İçine ceviz de karıştırılabilir ama benim eşim içine karışmış ceviz sevmediği için içine karıştırmayacağım cevizi. Şunu da kırdım. Düzgün de çıkaramadım. Bunun parçası da bu herhalde böyle. Tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Şurada zeytinyağım da, şişem de az kalmış. Doldurmam lazım bunu. Böyle hemen bir yemek kaşığı bu kadar salataya bakın. Bir yemek kaşığını bakın dolu dolu doldurmadım bile. Şöyle üzerine bir gezdirelim. İçine koymuyorum ben. Üzerine böyle servis esnasında gezdiriyorum. Bu kadarcık. Yeterli. Daha
daha fazla gerek yok. İsterseniz siz daha da fazla koyabilirsiniz ama ben diyet yaptığım için daha fazla koymak istemiyorum. Şimdi şöyle pul biberden de şöyle aralara görsel olsun diye serptik mi? Bu iş tamamdır. Şöyle şuraları bir açayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi fotoğrafını da çekeceğim. Daha yakından görselini. Böyle misafirlerinize ikram edeceğiniz tipimin kusuruna bakmayın. Temizlik yaptım falan. Bir üzerimi değiştirdim hemen. Saçımı taradım. Makyajım yok. Hiçbir şeyim yok. Kusura bakmayın. Bu şekilde. Böyle. Gayet lezzetli. Yedikçe yedirten çok da hafif bir salat oluyor arkadaşlar. İnşallah yaparsınız, beğenirsiniz. Yapanlar da bana yorumlarda yazarsa çok mutlu olurum. Şimdi artık ben köftelerimizi de kızartayım, yiyelim çünkü saat 7 oldu. Acıktık. Bu şekilde arkadaşlar örnek tabak hazırladım size. Şöyle 3-4 yemek kaşığı salatadan koydum. Şöyle bir domates, soğan, söğüş, yanına da tavuk köftesi koydum. Buradan da işte bunu görsel amaçla hazırladım. Onu bozmak istemedim. Sabah kahvaltıda video çekme fırsatım olmadı. Çok anlatayım yani, çok alelacele hazırladık hızlı hızlı falan diye. Video çekme fırsatım olmadı ama sabahki kahvaltı öğünümü de bundan sonraya bırakayım fotoğrafını. Dediğim gibi Instagram'dan takip etmeyenler, sadece YouTube kullanan arkadaşlarıma, diyet yapan arkadaşlarıma örnek tabak olmuş olsun. Biz artık yeme faslına geçiyoruz. Nihayet oturabildim vallahi. Saat 9'u çeyrek geçiyordu. Hala çay yapmadığımı fark ettim. Bir koşu mutfağa gittim. Çaydanlığı koydum ateşe. Böyle biraz hızlı ateşi verdim. Demledim çayımı vallahi. Saat 10 daha yeni içmeye başlıyoruz. Bu akşam yemeği de geç yiyince çay faslı da geçe kaldım. Videomun burasında artık size veda etmek istiyorum. Hem çayımı içeyim hem bir yandan İbo Show var. Oğlum burada ders çalışıyor. İbo Show izliyoruz işte. Ne yapalım? Oğlumla yalnızız kendi kendimize. Çayımızı yaptık. Bir yandan izlerken, bir yandan çayımı yudumlarken, bir yandan da videomu editleyeceğim. İnşallah. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın demeden önce bir şey göstermek istiyorum. Şimdi gözüme çarptı. Bakın. Oğlumun sünnetinden bir fotoğraf. Bununla ilgili çok komik bir anım var bu fotoğrafla alakalı. Onu da bir ara, unutmazsam inşallah müsait bir zamanda anlatırım size. Onu göstermiyorum. Yani kendimi artık göstermiyorum şu son videoda. Çünkü artık iyice böyle yoruldum. Yorgunluk çöktü. O yüzden şu halimi göstereyim. Bu bir 20 kilogram vermiş halim benim. Oğlumun sünnetinden. Öyle. Bununla ilgili anımı da anlatacağım size en kısa zamanda. Komik bir anım vardı. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet.